Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Pazeniz'e yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar Mide'ye yön epik diyorum. Uzun zamandır yön videosu atmıyoruz. Bu videoda bir yön videosu çekmek istiyorum. Şimdi kankalar Hero'dan da bahsedeceğim. Videoya başlamadan bir like, bir yorumunuzu alırım. Desteklerinizi bekliyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar Heimerdinger gelecek oyuna. Heimer'la da yeni Hero'yla da bir video çekeceğiz. Rünlerimiz bu şekilde. Banları görüyorsunuz kankalar. Meta banlar atıldı. Maokai support çok güçlü. Bizde Maokai ve Ornn iki tane büyük güçlü tank var arkadaşlar. Çok önemli iki pik attık. Ben büyücü almadığım için jungle'a büyücü aldı Gwen. Bu büyü hasarımızı dengeleyecek. Rakipte de iki tane tank var çünkü. Jarvan ve Volibear. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hardsteel mi girelim? Şafan ruhu girelim. Ya Yone'nin şu an en iyi kostümlerinden bir tanesi. Ya en iyi, oyunun en iyi kostümü İblis Katili Yone oldu biliyorsunuz. En pahalı, en değerli kostümü. Şafan ruhuyla girelim. Şimdi arkadaşlar büyücü aldı aslında ama Yone'nin zaten pasifi büyü hasarı veriyor. İki vuruşta bir büyü hasarı veriyor. İki düz vuruşta yani normal atak. Ve kritik vuruş ihtimalini arttırıyor. Düz vuruş attıkça rakibi. Pasifi önemli arkadaşlar. Yone'nin bayağı işe yarıyor büyü hasarı vermek. Tankları da deşiyor bu yüzden. Zaten kritik hero'su saldırı hızı ve kritik kasmamız gerekiyor hero'ya. Q'sunu biliyorsunuz. Hortum kasıyorsunuz 2 Q'yla. Ondan sonra hortuma doğru gidip rakip hedefe zıplatabiliyorsunuz ya da duvardan, ince duvarlardan geçebiliyorsunuz Yone Q'suyla hortum kastığınızda. W'da da arkadaşlar yani ikinci skill'de de vurduğunuz rakibe vurursanız RW'yu rakiplere kalkan kazanıyorsunuz minyondan ve rakiplerden. E skill'de ruhu bedenden ayırıyor. O da önemli bir skill tabi. Ve geri dönüş hasarı da verebiliyorsunuz E-skill ile. Ultisi de zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Kucak dansı yaptırıyor hero. Rakipleri zıplatıp kendine çekiyor eğer tutturabilirseniz. Çok önemli bir ultimiz var. Buraya bir totem geldi. Karşımızda Ekko olacak arkadaşlar. Ekko ultiyi iyi kullanırsa benden çok rahat kaçabilir. Hero'nun bir patlama noktası var arkadaşlar. O zamanı iyi bilmeniz gerekiyor Yone'de. Yone'yi çalıştırabilmek için. Hero'nun hasarını iyi bilmeniz lazım. Şimdi lane push'u aldı rakip. Totemi de kırdı. Agresif. Skill'i kullanıp geri çıktı. Flash atmazsam ölecektim. Şuradan bir kalkan almam lazım. O kalkanı almasam ölüyordum arkadaşlar bu arada. Ekonun da hasarı oldukça yüksek. Dikkatli oynamamız lazım. W koydu. Geri çıktım. Gel bakalım buraya. Bir tane düz vursam ölecek. Abi hayır vuramadım. Q yetişmezdi de ikinci Q. Bir tane düz vurabilsem. Flash'ını aldık neyse ki. Ekko'nun. Ultisi gelmeden kesmem lazım onu arkadaşlar. Ama base attı, o yüzden ben de base atacağım. Hızlı bir şekilde base almamız gerekiyor. Arkadaşlar bu arada videoya like atıp ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Kanalıma hala abone olmayanları abone olmaya davet ediyorum. İstediğiniz içerikler varsa yorumlarda belirtin. İstediğiniz içerikleri de üretebiliriz birlikte. Şimdi Ekko'nun flaşı yok. Gwen oynamamız lazım dostum. Buraya rakip olman gelir mi?
Lane push çok hızlı alıyor şu an Ekon. Üstüme çekmeye çalışıyorum onu kesmek için arkadaşlar. Aha. Botta dive atacaklar sanırım. Bota gidiyorum abi. Makul oyna kanka burayı benimle. Azin canı çok az ama. Şu bir. Gel 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 keseriz bunu da. Yatından aşağı. Double kill arkadaşlar. Bir one'dan double kill çıkardık. Çok iyi gördüm pozisyonu. Ama şu an Ekko mid'e vuruyor tabi. Hızlıca gitmem lazım mid'e. Canımı doldurmadan çıktım çünkü plate alıyor Ekko mid'de. Uf bir canla flash attım Aster'ı. Arkadaşlar ilk kan aldığım maçların %99.9'unu kaybediyorum. İlk kan laneti var üstümüzde ama maçı umarım taşıyacağız. Elimizde çünkü taşıyıcı bir şampiyon var. Fiziksel hasar hero'yla oyun taşımak bir tık daha kolay ya. Arkadaşlar sürekli hasar verdiğiniz için bir de elimizdeki şampiyonla. Yani Yone oldukça taşıyıcı bir şampiyon diyebilirim. O yüzden seviyorum arkadaşlar Yone'yi. Yone oynamamı çok sık istiyorsunuz. İzlemek istiyorsunuz Yone'mi. Biliyorum. Farkındayım bunun da. O yüzden daha sık Yone videosu çekebiliriz isterseniz eğer. Şimdi Hex araç aldığı için Ekko bitmesini bekleyeceğim. Takasa girmek için. Şuradan bir level atlıyorum. Ya da oğlum aşağı ulti bastırmadık arkadaşlar bu pozisyonda. Adam ulti basacak vakiti bulamadı. O kadar iyi ayarladım ki hasarı. Ulti atmasına fırsat vermeden teklemeyi başardık Ekko'yu. E'ye dönüş hasarımla birlikte, Ignite'la birlikte orada ulti attırmamayı başardık. Şimdi orada ne oluyor? Top'ta bir tank savaşı var. Olivier Ornn'a karşı bir tık daha güçlü olabilir arkadaşlar. Ama Ornn'un da ölmemesi gerekiyor tabii böyle bu matchup'ta. Ama Volibear kazanıyor gibi savaşı. Eğer kapışırlarsa Volibear her türlü kazanır yani o fight'ı. Hemen Herald istiyoruz. Herald daha değerli arkadaşlar. İlk ejderdense Herald almak daha mantıklı. Ama daha ruhu alabilsek mesela garanti olsa alabileceğimiz. İlk ejderde önemliydi tabi. Taklitçi çıktı şansımıza. Taklitçi ile biraz plate kasacağız. Aşağıda bir dive girişimi var. Oraya koşmam lazım acilen. Ultim de dönüyor. Oynarım buraya. Güzel bir pozisyon var gibi orada ama. Bu ulti. Yardım. Abi hayır. Herkes bir can. Ama Zayah öldü. Flash attı halde öldü. Zayah orada ben ulti attığımda yetişemedi. Yetişebilseydi burayı kazanıyorduk arkadaşlar. Hasarımız yetmedi çünkü mahvolmuşum bitmemişti. Şimdi mahvolmuşu bir alalım. Ah! Flash attım yanlışlıkla. Açılmadı. İtem sayfası açılmadı. Geri verip kritik eldiveni alacaktım. Kritik item'ı. Uzun kılıcı geri verip flash attım yanlışlıkla. İnanılmaz. Şuradan bir plate almam lazım. Güzel. 3-0 olduk arkadaşlar. Durumum gayet iyi şu anda. Eğer akıllı oynarsak bu maçı taşıyabiliriz. Evet ultiyi kullandı. Ekko'ya zor anlar yaşatıyoruz şu anda. Ekko karşımızda duramaz. Master geliyor. Beni gör, beni gör, beni gör kanka, beni gör. Yat oğlum aşağı. Master iyiye bak.
Kes bunu. Ne? Oha oğlum. Ultiyi kaçmak için atsam ölmezdim lan. Abi nasıl yetti? Pasifi patladı bu arada arkadaşlar. Elektrikle birlikte. Biraz abi yetti orada. Bizimkiler kazanamadı orayı. Çok kötü bir senaryo bu. Shutdown'ımı Echo'ya verdim. Echo şu an diş beyni bitmiş durumda. Yukarıda bir kör dövüşü var arkadaşlar. Abi şu tank metasının bitmesi lazım acilen ya. Gereksiz güçlü tanklar arkadaşlar. Tank kasyon hero hasar atıyor yani. Saçmalık. Şu W'ye tutulmayalım. Echo'dan W'den stun yerseniz ölüyorsunuz abi. Bu matchup'ta. Aşağı geliyorum. Flash, eş. Yat oğlum aşağı. Yok mu yardım? Abi hayır. Çat! Onu sotuyor. Yanla tek kaldık burada. Zaya ulti kullanmadan ölmüş. Bot lane'imiz bayağı bir geri düştü arkadaşlar. Kuleyi de verdi zaten. Bot lane bir tık weak oynuyor gibi bizim. Bot lane'e güvenerek oynamamam lazım şu anda. Bu ölüşüm hiç iyi olmadı. Mid kule gidecek. Echo'da Zhonya var bu arada. Echo'yu kesmemiz zor. Zhonya'sı var, ultisi var. Skill kaçırmazsam Master'ı birebir de keserim şu an. Master da çok güçlü ama. At o ultiyi. Güzel. Yat oğlum aşağı. Ulti ve Zhonya'sını aldım. Yine de kestim Echo'yu arkadaşlar. İşte sürekli hasar böyle bir şey moruk. Kimmiş lan bu Yone chat? Yone bir tık kalın gelmiş olabilir rakibe. Kuleyi açabilir miyiz? Master'ın double buff'ı var. Ejder çıktı. Master'a bir anda dönebiliriz aslında gelirse. Önce şu yengeci bir alalım. 1.5k gold'um var üstümde. Bak Echo da şuradan geliyor. Ultisi yok bunun. Aa varmış. Ultisi yeni mi geldi acaba? Master'ı kes. Önce Master. Çat. Shutdown. At flash'ını. Şu iki. Var mı devamı? Ah lan penta vardı burada. Abi. Ultim keski. Ultiyi kullanmasaymışım. Fight çıktı arkadaşlar. Ulti kullanmasam burada pentam vardı. Ultim olsaydı. Yat oğlum aşağıyacık. Güzel. Arkadaşlar Yone'nin gücünü görüyor musunuz? Nasıl bir snowball yakaladık? Bu snowball'u yakalamazsanız tabii çalışmaz ama şu an çok 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 öne geçtim. Oyunun 2-3 dakika önündeyim şu anda. Ona yardım etmemiz lazım. Gel 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 takım. Mako'ya yürü buraya. Kanka nereden kaçıyorsun? Kes bunu. Ben şuradan çıksam. Uf. Çıkamadık. Eğer oradan ulti atabilsem kaçıyordum. Flash'ım 15 saniye. Fena timing. Echo Zhonya bastı. Echo'yu bitirin. Fight'a bak abi. Fight. Güven için çok iyi şu an. Devam et. Onu da kestin. Triple. Kaçtı iş. Arkadaşlar 4k gold'um var şu anda. Kana susamış bitti. Zhonya alsak şunu alalım. Bir de Zhonya çekelim. Orada Zhonya'm olsa ölmezdim.
11K gold'umuz var. Şu an oyunun bayağı önündeyiz. İyi snowball yakaladık. Bunu devam ettirirsek oyunu kazanabiliriz. Oyunu satacak hamlelerden kaçmamız lazım. Master aşağıda var. Ona girdik ama yetişirler mi buraya? Bak 10 zonda bekliyor. Çok iyi bir hareket o 10'un yaptığı şu an. Hatta Maokai'nin de çıkması lazım. Gel 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 gel. İş yat oğlum aşağı. Devam. Voli orada, voli orada. Orada voli tizde çıkacak mı? Oha. Jarvan Furun. Gargoyle Master kalkana bak. Master mid'i tutuyor abi. Base at, base at, base at, base at. Master yakalamam lazım arkadaşlar. Kuleye inandı. Gel lan buraya. Abi o kill nasıl orada kaldı? Güzel, Master da öldü abi. Baron'u çalıştır şimdi. Rakip bir kişi eksik. 4 kişiler. Burada kapatmamız lazım oyunu. Ama Nexus'ta kalkan var. Bunlar minyon temizleyebilir mi? Bu rakip çok güçlü değiller o konuda. Rex'in kuleye vurması lazım. Direkt ulti açtı. Ultiyi şimdi açması daha mantıklı. Normalde. Ben... Ay çok riskli. Master da doğdu. Bu Nexus'un kalkanı var. Şu an bitmeyecek abi bu oyun. Onun sotuyum totem üstündeymişiz. Tamam geri çıkalım. 10 kilimiz var şu anda arkadaşlar. Ejder çıkıyor. Jarvan engage oldu. Gör burayı. Bunu oynasak hasar çıkmaz abi. Gwen olsa ulti atacaktım. Ulti atarsam geri dönene kadar sorun yaşayabilirim. Şimdi alev izleri varken botlane'in böyle bir şey yapması kötü oldu. Yatın lan aşağı. Of. 2 ve 3 attık burada arkadaşlar. Çok iyi ulti koydum buraya. Ultim olmasaydı burayı kazanamayabilirdik. Ultiyi o yüzden bazen üstümüzde tutmak gerekiyor ya harbiden. Gördü benim. Nice ulti bro. Thank you brother. Evet arkadaşlar, kimmiş lan Muyone? Muyone ile oyun taşıma potansiyeli çok yüksek bir şampiyon arkadaşlar. Yone'yi engellemek için stana ihtiyacınız var. Rakipte yeteri kadar stun yok şu anda. Beni durdurabilecek bir şampiyon yok gibi bir şey yani rakipte. Bir Ayş ultisi var. Beni durdurabilecek QSS'im yok. Normal zonyamız var. Geldim oraya. Master'ı bitir önce. Kes bunu. Helal lan size takın. Bu kadar basit baba bu oyun. Fena snowball yakaladık arkadaşlar. Bunu da devam ettiriyoruz. Baron almamız lazım. Buradan oyun bitmez. Kaç 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 kaç. Güvenin canı çok az. Flash attı Olivier. ADC'miz burada değil. Tapı puşluyor. Burada fight kazanamayız arkadaşlar. Fight'ın luz olduğunu anlayıp direkt geri çıkıyorum. Hiç zorlamanın bir mantığı yok. Shutdown vermemiz rakibin oyuna geri dönmesi demek. Kanka çık buradan. Şu bir. Buraya oynarım. Yat oğlum aşağı. Oha!
Eko W 60 Stan 7 Long. Direkt öldüm. AM'de beklediler. İşte Yone'nin de en zayıf noktası bu arkadaşlar. Mesela ADC'yi kestim, döndüm. Adamlar AM'e oyun yaptığı için, bizimkiler de bunu koruyamadığı için maalesef yaptık aşağı. Şimdi Mago'yu oraya oynayacak. Baron'da zırhları düşüyor. Büyü dirençleri. Hadi lan. Oha. Abi Mago'yu çok güçlü. Arkadaşlar inanılmaz bir çar bu Mago'yu. Şu an. 900, 700, 600, 300. Helal lan sana. Çaldı Baron'u. Geliyorum, geliyorum. Kaçma oğlum, kaçma. Çat. Yattan aşağı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak yine W attı. Eko aim'i kontrolüyor. Ama o W'dan çıkıp ultiyi bir koydum. Ben onu ulti attırmadım bu sefer. Ben onu counterlamış oldum yani. Bir karşı oyunla. İş gel oğlum buraya. Yat oğlum aşağı. One shot'ı koyduk çıktık arkadaşlar direkt. ADC'leri hiçbir şey yapamıyor çünkü kaçma mekaniği yok Hero'nun. Yone mobil olmayan şampiyonlara karşı da güçlü aynı zamanda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve oyunun... Bunu bitir, bunu bitir önce. Ve oyunun sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Uzun zamandır Yone videosu çekmiyordum. Güzel bir video çıktı diyebilirim. Eğlenceli bir maç oldu. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Evet arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız yorumlarda belirtin. MVP'yi koymuşuz. 15-4-11 tertemiz bir oyun abi. Şöyle takımı da onurladım. MVP 1'de bizde Esnot'u almışız. 44k damage. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler, videoyu beğendiyse, kanala abone olup like atarsa çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.